Kriptonips'ten hepinize merhabalar. Bu videomuzda sizlerle iki önemli ön satış projesini inceleyeceğiz. Daha önceki videolarımızda da bu iki projeye yer vermiştik. Başlangıç aşamalarında değinmiştik ama şimdi bu iki ön satışta da sona yaklaşıldı. Çok iyi fonlar toplandı ve artık listeleme için ikisi de gün sayıyor. Hangi ön satış projeleri? Birincisi V1 ile büyük bir pump yakalayan ve yatırımcılarına büyük kazançlar sağlatan Sponge V2 ön satışı. Biliyorsunuz ERC-20 tabanlı Sponge Token geçtiğimiz Nisan ayında borsalarda yerini aldı ve %150'lik bir dikkat çekici yükseliş kaydetti borsalamaya girdiği andan itibaren. Yakın zamanda Sponge A'nın Polygon'a taşınması ve Sponge V2'nin piyasaya sürülmesi planlanıyor. Şu anda V2 ile birlikte Sponge çılgınlığı devam edecek deniliyor. Sponge V2 geliştirilmiş bir staking modeline sahip olacak deniliyor. Play to Earn yarış oyununun yerel token'ı olarak kullanılacak. Sponge V2'nin staking modeli yarışı kazananların %245 APY getiri karşılığında stake edebilecekleri Sponge V2 token'ları ile ödüllendirdikleri bir sistem sunuyor. Bu tür yenilikler altcoin sektörünün çeşitliliğini ve kripto para piyasasındaki dinamizmi bizlere gösteriyor. Sponge V2 gerçekten eğlenceli, oyun odaklı ve play to earn özelliğiyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi amaçlayan bir ön satış projesi. V1'de borsalamanın ardından nasıl bir yükseliş yaşadığını gördük. V2'de de aynı şeyi yaşayacak mı çok merak ediyoruz ama araştırmak isteyenler, play to earn'e merakı olanlar, özellikle Sponge V1'deki başarıyı hedefleyenler araştırmalarını çok iyi yapsın ve Sponge V2'yi mutlaka incelesin diyoruz. Sponge V2'nin resmi Türkçe web sayfası da açıklama kısmımızda yer alacak. Dileyenler oraya tıklayarak detaylı bilgiyi, denetimi, her türlü ayrıntıyı sitesinden inceleyebilir diyerek diğer ön satış projemize geçelim. Daha önce birkaç videomuzda Bitcoin Mintrix'in ön satışını incelemiştik ve gerçekten de başarılı bir ön satış süreci yaşayan diğer projelerden birisi Bitcoin Mintrix. Neydi Mintrix? Bir madencilik projesi. Ancak bulut madenciliğine odaklanan bir proje. Biliyorsunuz Bitcoin madenciliği ile büyük paralar kazanılıyor, büyük gelirler elde ediliyor. Mintrix'te de bir cloud madenciliğine odaklanma var. Ve bu mining'i herhangi bir donanım, yazılım masrafı olmaksızın sadece bulut üzerinden yaptırarak kullanıcılarına uygun maliyetle miner olmayı vaat ediyor. Aslında işin özeti tam olarak bu. Gerçekten yenilikçi bir platformu var. Etkileyici bir ön satış performansı gösterdi. Şu anda hala ön satış aşaması devam ediyor. Hemen projenin resmi web sitesine bakalım, detaylarına bakalım. Şu ana kadar 10 milyon dolarlık bir fon toplanmış, 3 günü kaldı deniliyor ve 11 bin doların üzerinde bir rakam hedefleniyor Bitcoin Mintrix'te. Projenin şu şekilde avantajları var. Çok deneyimsiz bir yatırımcı bile olsanız, BTC bulut madenciliği ile ilgili tecrübeniz de olmasa bu mining'i size yapma imkanı veriyor. Bulut madenciliği ile size bir madenci olma fırsatı sağlıyor Bitcoin Mintrix. Bitcoin Mintrix token satın alma, madencilik alanına dönüştürmeyi amaçlayan bir model. Stake to mine modeline bir öncülük var burada ve Bitcoin Mintrix aslında madencilik kredileri oluşturmak için de Bitcoin Mintrix tokenlarının stake edildiği merkeziyetsiz bir mekanizma sunuyor. Kullanıcılara biraz kazançlı kripto madenciliği alanına girmeleri için daha güvenli bir yol vaat ediyor. Tabii ki bu projede bir scam projesi mi ya da şüpheli bir proje mi diye sorduk ve araştırdık. Biraz denetim sayfasına baktık. Siz de açıklama kısmımızdaki linklerden Bitcoin Mintrix'in Türkçe sayfasına ulaşabilir ve şüphelerinizle ilgili, kafanızdaki soru işaretleriyle ilgili tüm cevapları buradan bulabilirsiniz. Hemen ana sayfasında zaten teknik dokümanı yer alıyor, denetim butonu yer alıyor. Biz de bu butonlara tıklayarak sayfanın, projenin güvenliğini ve kafamızdaki soru işaretlerini giderdik. Tabii ki siz de hangi proje olursa olsun, hangi yatırım olursa olsun bu aşamaları bireysel olarak yapmalısınız. Yatırımlarınızdan önce ve tabii ki
Her zaman bu uyarıyı yapıyoruz. Yayınladığımız videolar hiçbir şekilde bir yatırım tavsiyesi değil. Sizlere her zaman bu uyarıyı yapıyoruz. Kendi risklerinizi göz önünde bulundurarak ve kendi araştırmalarınızı yaparak yatırım yapmanızı her zaman tavsiye ediyoruz diyelim ve devam edelim Bitcoin Mindtricks'i incelemeye. Merkeziyetsiz bir platform olduğunu belirtelim Bitcoin Mindtricks'in. Bu projede bir yandan bulut madenciliği performansıyla gelir elde edebiliyorsunuz. Diğer yandan da bu kredileri madencilik getirilerinin bir kısmıyla değiştirebiliyorsunuz. Coinlerini de staking havuzuna yatıran kullanıcılarsa güncel verilere göre yıllık %66 oranında yıllık faiz getirisi elde edebiliyor deniliyor web sitesinde. Bitcoin'in yarılanmaları, halving'i etrafındaki tarihsel fiyat gidişatını da tabii ki göz önünde bulundurmak gerekiyor. BTC'nin önümüzdeki aylarda halving'le değer kazanabileceğine dair çeşitli beklentiler var biliyorsunuz ve BTC'nin bu yükselişi mining projelerine de olumlu yansıyacak deniliyor. Bir sonraki Bitcoin yarılanmasına sadece 3 ay ya da daha kısa bir süre kaldı diyebiliriz. Tabii ki yarılanmanın Nisan ayında gerçekleşmesi planlanıyordu ama çok daha kısa sürebilir bu süreç. Bitcoin Mindtricks'e özellikle yarılanma öncesinde değerlendirilebilecek, araştırılacak bir proje olarak dikkatimizi çekiyor. Bu projenin de resmi Türkçe web sayfasını incelemek isteyenler açıklama kısmımızdaki Bitcoin Mindtricks linkine tıklayabilir ve kendi incelemelerini yapabilir. CryptoNews'te sizlerle altcoin'leri, potansiyele sahip altcoin'leri ve başarılı giden iki ön satış projesini paylaştık. Kripto dünyasındaki son gelişmeleri, büyük potansiyele sahip ön satışları, finans ve teknoloji ile ilgili en son haberleri almaya devam etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlı günler diliyoruz. Hoşça kalın.